Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı Sekin Etap'a hoş geldiniz. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bakalım bu hafta Sekin Etap'ta neler var sizler için? Dop dolu bir içerik hazırladık. Sevgili seyirciler, bu haftaki test konuğumuz Corolla Cross. İlk kez Kasım 2022'de Adana'daki lansmanda kullanmıştım. O zaman da çok beğenimi kazanan bir otomobildi ve SUV segmentine farklı bir bakış açısı getirdiğini söylemiştik. Hibrit versiyonuyla karşımızda o zaman da kullandığımda düşük yakıt tüketim değerlerine imza attığını belirtmiştim ve sizlerden de yorum gelmişti. Ne yaptın, kaplumbağazıyla mı gittin, iterek mi götürdün gibi ama bir haftadır Corolla Cross hibritle beraberim ve İstanbul'da şehir içinde kullanıyorum. Özellikle yakıt tüketimine değinmeden başlamak istemedim. Neden diyeceksiniz? Gerçekten İstanbul içindeki kullanımlarda 5 litrenin altındaki tüketim değerlerine imza attım. Hatta genellikle 3,5 litreler civarında gittiğini de söyleyebilirim. Tabii ki bu sizin kullandığınız yere, kullanım tarzınıza, hava şartlarına, aracın bakımına, lastik havalarına, her şeye bağlı. Ama eğer düzgün kullanırsanız gerçekten çok ekonomik bir araç olarak karşımızda Toyota Corolla Cross Hybrid. Evet, Toyota'nın TNGA C platformunda, TNGA C platformunda yükselen bir araç, Corolla'dan esinlenmiş vaziyette. Tabii ki günümüzün son trendleri SUV araçlar. Bu da bir SUV olarak karşımıza çıkıyor. Yerden biraz daha yüksek, bir otomobilden daha yukarıda konumlanıyorsunuz. Bir SUV havasında. Ama kompakt yapısıyla da şehir içinde kullanımı son derece kolay bir araç. Fiyat-fayda ilişkisine baktığımızda özellikle ilk çıktığı dönem için bunu söylemek isterim. Tabii ki çok iyi bir fiyata ve faydaya sahipti. Bugün rakamlar gittikçe yükseliyor. Ön yüze baktığımızda Toyota'nın son dönemdeki tasarım anlayışının izlerini görebiliyoruz. Farlar özellikle geriye doğru çekik, böyle hafif agresif bir görüntüyle çok şık durduğunu söyleyebilirim. Ön ızgara yine aracı çok belirginleştiriyor. Özellikle önünüzde giden aracın aynasında kendini gösteren bir yapısı var. İsterseniz yavaş yavaş arkaya doğru geçelim. Corolla Cross Hybrid'de neler var? Dediğim gibi bu bir SUV araç ve onun biraz daha böyle off-road özellikleri, SUV özellikleri vurgulansın diye çamurluklardaki bu plastik kaplamalar dikkat çekiyor. Yan tarafa baktığımızda ise çerçevelerde yine siyah detayları görüyoruz. Tavan rayları da siyah olarak şekillendirilmiş. Bu rayların üzerine istediğiniz gibi port bagajınızı koyabilirsiniz veya kayak aparatlarınızı koyabilirsiniz eğer böyle bir outdoor tutkunuz var ise. Şimdi gelin arka kapıyı bir açalım. Buradaki en önemli özelliklerden, hoşuma giden özelliklerden bir tanesi kapının açılma açısı. Dar değil. Gördüğünüz gibi geniş açılıyor. Ve bu şekilde aracın arkasına çok rahat binip inebiliyorsunuz. Bu da bu tarz araçlarda çok önemli. Çok yüksek olsaydı böyle tırmanır gibi binecektiniz. Alçak olduğunda da eğilerek binmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle tam kıvamında bir yüksekliğe sahip. Arka tarafa baktığımızda arka taraf çok sade, çok fazla bir şey yok. Kapı kolunun orada bir bardak koyabileceğiniz alan var. Burada kutu içeceklerinizi koyabilirsiniz uzun yolculuklarda. Arkalara baktığımızda, koltukların arkasına baktığımızda bir cep görmüyoruz. Bu tarafta ise iki tane havalandırma kanalı var. Çok fazla bir şey yok. Şöyle altına da bakayım diyorum. Bunun altında iki tane USB C tipi giriş var. Arka taraf 3 kişi için ideal bence. 3 kişi oturabilir. Nedenine gelince bakın bu orta bölümdeki şaft tünelinin çıkıntısı çok fazla olmadığı için orta bölüme bir küçük kardeşimiz rahatlıkla oturabilir. Çok da sıkıntı yaratmaz. Şimdi bagaja bakalım. Ondan sonra da ön koltuğa geçip aracın diğer özelliklerini size anlatmaya devam edeyim. Evet, Corolla Cross Hybrid'de elektrikli olarak açılan bir bagaj kapağımız var. Görmüş olduğunuz gibi yükleme eşiği çok düz, çok rahat. Eğilmenize fazla gerek kalmıyor. Eşyalarınızı buraya çok rahatlıkla koyup alabilirsiniz. Şöyle panzotun hemen altına bakalım. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir yedek lastiğimiz var. Ancak bu lastik 155-70-17 ebadında bir yedek lastik. Bizi sadece tamir alanına kadar götürmek için yeterli.
normal orijinal ebatlarla aynı değil. Hemen ondan da bahsedeyim size nasıl bir lastik kullanılmış. Şu anda üzerinde kış lastikleri mevcut. Üzerindeki lastikler 225-50-18 ebadında lastikler bulunuyor. Ve şık bir jant tasarımına sahip, aracın görseliyle de bence uyumlu. Evet, bagaj hacmimiz 423 litre 1321 litreye kadar çıkıyor koltuklar katlandığı zaman. Bu da oldukça yeterli bir hacim kullanıcılar için. Şimdi gelin ön tarafa geçelim. Direksiyon başında size hem aracın ön konsolundan bahsedeyim hem de yola çıktığımızda aracın performansından bahsedelim. Evet, Corolla Hybrid'le yola çıktık şu anda sevgili seyirciler. Corolla Hybrid Cross'la ilgili anlatacak bayağı şeyimiz var aslında. Biliyorsunuz Corolla Cross Hybrid 5. jenerasyon hibrit teknolojisini kullanıyor ve yenilenen GAC platformu üzerinde yükseliyor. Tabii ki bu platformla beraber özellikle yol tutuşunun oldukça iyileştirildiğini söylemek lazım. Corolla'nın, tabii ki bu kasanın. Toyota Safety Sense 3 ve yeni 10.5 inçlik yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı da yine aracın içinde dikkatimizi çeken detaylar arasında yer alıyor. Şimdi aracın şöyle genel bir görüntüsünden size bahsedeyim. İçeri oturduğunuzda sizi aslında çok fazla rahatsız eden bir şey yok ama malzeme kalitelerine baktığınızda işte bu bölümleri, torkların üst bölümleri, yan taraflara dokunduğunuzda sert plastik malzemeler hemen dikkatinizi çekiyor ve o plastiğin sesini vurduğunuzda duyabiliyorsunuz. Şu bölüm yolcu tarafı ise biraz daha yumuşak, yumuşatılmış bir malzemeyle şekillendirilmiş. Buraya genel olarak baktığımda evet multimedya ekranı güzel, buradaki dijital sürücü ekranı güzel ama alt taraflardaki tasarımı biraz daha ben güzelleştirilebileceğini düşünüyorum. Biraz kaba geliyor bana. Şu havalandırma ızgaraları falan olsun, bu bölüm olsun. Biraz daha bence güzelleştirilmesi lazım. Bu kısımda çalışılması lazım. Bunun alt bölümüne baktığımızda ise kablosuz telefonumuzu şarj etme imkanı olduğunu görüyoruz. Telefonumuzu buraya koyduğumuzda çok rahat telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Tabii ki bu nerede önemli? Telefonumuzu Apple CarPlay özelliğiyle buradaki multimedya ekranına bağladığımızda ki çok kolay bağlanıyor. Birkaç işlemden sonra hemen telefonun ekranını burada görebiliyoruz. Müzik çalabiliyoruz, telefonumuzla görüşme yapabiliyoruz. Bazı uygulamaları burada kullanabiliyoruz. Bunlar artık hayatımızın bir parçası. Bence kullanmanızda, eğer bilmiyorsanız da öğrenmenizde fayda var. Evet, aracımız 1.8 litrelik içten yanmalı benzinli bir motora sahip ve bu motor bir elektrikli motorla destekleniyor. Yani hibrit bir araç kullanıyoruz. Bu hibrit araç dışarıdan ekstra bir şarj gerektirmiyor. Artık günümüzde hem elektrikli araçlar hem plug-in dediğimiz dışarıdan elektrikle şarj olan hibritli araçlar biraz kavram karmaşası olabiliyor. O yüzden her seferinde altını çizerek söylüyorum. Toyota Corolla Cross Hybrid dışarıdan bir kabloyla elektrik şarjı gerektirmeyen bir araç. Kendi kendini şarj ediyor. Dolayısıyla yolda kalma gibi bir derdiniz yok. Elektrik desteğiyle de oldukça iyi bir menzile sahip olabiliyorsunuz. Dışarıdayken de söyledim, çok düşük yakıt tüketim verilerine imza atmak mümkün. Uzun yoldaysanız, otoban süratlerine gidiyorsanız bu pek mümkün olmuyor elbette. Sürat yaptığınız zaman yakıt tüketimi yukarılara doğru çıkıyor. Şimdi Corolla Cross Hybrid'in biraz ölçülerinden bahsedelim. 4460 mm uzunluğa, 1825 mm genişliğe ve 1620 mm yüksekliğe sahip. Corolla Cross Hybrid aslında Toyota ürün gamında Toyota CHR'la RAV4 hibrit arasında konumlandırılmış bir araç. İkisinin arasında çok şık, çok talep gördü. Üretim adetlerinin, ülkemize gelen adetlerin çok üzerinde bir taleple karşılaştı. Dolayısıyla bekleme sırası da oldukça yüksek. Corolla Cross Hybrid Türkiye'ye Flame X-Pack
Passion ve Passion X-Pack olmak üzere 4 donanım seviyesinde geliyor. Tabii ki en üst donanım versiyonunu aldığınızda tüm özelliklere kavuşuyorsunuz. 1.8 litre hibrit motora sahip Corolla Cross yeni nesil sistemle birlikte %15 daha fazla güç üretebiliyor. Elektrik motoru ve benzinli motoru kombine eden 1.8 litrelik bu hibrit sistem totalde 140 beygir güç ve 185 Nm tork değeri sunuyor. Önden çekişli olarak gücünü yere aktarıyor ve aracın maksimum sürati saatte 170 km olarak veriliyor. Sıfırdan 100'e hızlanması ise 9.9-10.10 saniye olarak tamamlanıyor. Dediğim gibi bu bir performans aracı olmaktan ziyade şehir içi kullanıma daha fazla yatkın, ekonomik sürüşlere imza atabileceğiniz bir model. Bu aracın WLTP verileri 5.0 ile 5.1 litre arasında veriliyor 100 km ve gerçekten bunu tutturmuş olmayı da çok hoş karşıladım. Her araçta bu WLTP verilerini tutturmak mümkün olmuyor ama bu araçta hep ben 5 litrenin altında kullanma şansına sahip oldum ki tamamen şehir içinde kullandığınızda böyle 3.5-3.8 litreler arasında da tüketimim değiştiğini, daha düşük olduğunu gördüm. 5. jenerasyon hibrit sisteminde yer alan lityum iyon bataryanın ağırlığı %14 hafifletilmiş. Bu iyi bir veri ama buna rağmen de güç çıkışı %15 artırılmış. Batarya soğutma sistemi de daha sessiz çalışmaya ayarlanmış. Bu şekilde de daha uzun batarya ömrü için optimize edilmiş durumda. Corolla Cross'ta önde MacPherson tipi, arkada ise bağımsız çift salıncaklı süspansiyon kullanılmış. Bu Adana'da yapmış olduğumuz testlerde özel bir parkur hazırlanmıştı. Orada virajlarda yol tutuşunu da test etmiştik. Arka taraf gerçekten kopmuyor. Çok iyi bir tutunma sağlıyor. Engebeli yollarda dahi böyle biraz daha konforunuzu arttıran bir sisteme sahip. Şimdi biraz daha teknik detaylar verip bu testi burada tamamlayalım. Örneğin benzinli motorun gücüyle elektrikli motorun gücü ayrı ayrı nasıl birleştiğinde nasıl bir veri ortaya çıkıyor? Şimdi onlara bakalım. Benzinli motorumuz 1798 cc hacminde ve 4 silindirli, sıralı 4 silindirli, 16 sibop, üstten çift egzantrik VVTi, yakıt sistemi sıralı çok noktalı port enjeksiyon şeklinde. Maksimum güç çıkışı 72 kW yani 97 beygir sadece benzinli motorun. Bunu da 5200 devir dakikada veriyor. Maksimum torku ise saatte 142 Nm. 3600 devir dakikada veriyor bu gücü de. Aracın maksimum hızı 170 km diye söylemiştik. Şimdi elektrik motoruna bir bakalım. Manyetik tip elektrik motoru 70 kW yani 94 beygir güç çıkışına sahip. Maksimum torku ise 185. Tabii ki bunlar birleştiği zaman ortaya 140 beygirlik bir güç çıkışı gözüküyor. Aracın bataryasına baktığımızda lityum iyon batarya kullanıldığını görüyoruz ve bundan da size bahsettim. Ağırlığı hafifletilmiş durumda ama buna rağmen de performansı %15 oranında artırılmış. Aracımızın teknik verileri bu şekilde. Bunun dışında son olarak şunu söylemek lazım. Sakin kullanımlarda, özellikle elektrik motorun devrede olduğu dönemlerde çok sessiz, konforlu, huzurlu bir sürüşe sahip. Ama otobana çıkıp böyle 110 bandını geçtikten sonra benzinli motorun daha fazla devreye girmesiyle içeride daha fazla motor sesi, motor bağırmasını duymaya başlıyorsunuz. Bu da süratler arttıkça rahatsız edici olabiliyor. Dolayısıyla bu aracı sakin kullanmanızı tavsiye ederim. Aslında çok güzel bir aile otomobili. Şehir içinde her yere rahatlıkla gidebilirsiniz. Hem manevraları güzel, hem konforu, hem görünümü çok iyi. Ama uzun yolda aynı oranda beni mutlu ettiğini söyleyemeyeceğim. Motora çok gaza basmadığınız sürece gayet iyi. Aracımızda LCVT şanzıman kullanılıyor. Sonsuz dişli. Dolayısıyla vites geçişleri sorunsuz. Öyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ancak üst devirlere çıktığınızda motorun bağırma sesini içeride duyabiliyorsunuz. Evet, Opet test köşemizde bu hafta da test sürüşümüzün sonuna geldik. Umarım Corolla Cross Hybrid ile ilgili sürüş izlenimlerimi beğenmişsinizdir. Bu arada bizi sosyal mecralardan takip etmeyi unutmayın.
tüm videolarımızı gerek YouTube gerek diğer sosyal mecralarda paylaşıyoruz. Tüm duyurularımızı oradan yapıyoruz. Dolayısıyla bizi yakından takip etmek istiyorsanız buradaki duyurularımızı da kaçırmayın derim. Şimdilik hoşça kalın. Kastrol Magnetekleyiş'in doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Serdar Bostancı ile beraber bu hafta Atilla Kaptan'ın sorusunu yanıtlayacağız. Atilla Kaptan biraz çevreyle alakalı bir soru sormuş. Hem de motor sporlarını çok ilgilendiriyor. Elektrikli otomobillerden bahsediyorsunuz ama konu motor sporları olunca neredeyse tüm yarışlar, drag, kamyon, Formula 1, VRC, rally hep klasik motorlarla yapılıyor. Motor sporlarının geleceğini nasıl görüyorsunuz? Daha çevreci ama aynı heyecanı veren bir sisteme geçiş olacak mı demiş. Artık işin zaten duayeni burada. Evet, buna kaçınılmaz diye cevap vermek istiyorum. Zaten şu anda bu yatay geçiş devam ediyor. Formula 1'in biliyorsun alternatifi Formula E var. Yanlış hatırlamıyorsam 6-7 yıldır yapılıyor ve her gün Formula E'ye olan ilgi artıyor. Bugün bu seneden itibaren Dünya Rally Şampiyonası'nda VRC araçlar, yani VRC 1 dediğimiz araçlarla hibrit olarak yarışmaya başladılar. Yani bilmiyorum herkes farkında mı? Yani yılların şampiyonları Ogier'ler, Loeb'ler, Tanak'lar, Neuville'ler bugün hibrit araçlarla yarışıyor. Diğer grup ve sınıflarla Dünya Rally Cross Şampiyonası'nda tam elektrikli araçlar yarışıyor. Yani günlük hayatta yaşadığımız içten yanmalı araçlardan hibrit ve tam elektrikli araçlara geçiş motor sporlarında da o ölçüde geçiyor. Aslında bayağı da heyecanlı oluyor. Ben daha henüz bir hibrit derece kullanmış değilim. Ama rallilerde seyrediyorum hem araç içi kameralardan hem dışarıdan. Amiyane tabirle ağzım sulanıyor. Çünkü 600 beygire yakın bir güç var. Çok daha önemlisi araç 1000 devirde de 600 beygir, 8000 devirde de 600 beygir. Aracı kontrol etmek, yolun üzerinde tutmak, istediğinizi motor gücüyle yapabilmek çok daha kolay. Çünkü tork gerçekten çok önemli bir şey. Eskiden bizim 70-80'li yıllarda kullandığımız İçten yanmalı atmosferik motorlarda 5000 devire, 5500 devire kadar hiç kimse yoktu. Birdenbire 5000 devirlerden sonra güç gelirdi. 8-9000 devirlere kadar devam ederdi. İlk kullandığımız turbo beslemeli araçlarda da aynen alt devirler hiç yoktu. Ondan dolayı daha sonra ALS sistemi, antilek sistemi devreye girdi ki turboyu daha rahat kullanabilelim diye. Ama şimdi hibrit ve elektrikli araçlarda bunların hiçbirine ihtiyaç yok. 600 beygirlik bir motorunuz var. Dediğim Relanti'den ilk çalıştırdığınız andan son devrine kadar hep 600 beygir. Onun için bu geçiş tabii ki kaçınılmaz. Adım adım o tarafa doğru gidiyor. Eminim historik araçlardan da devam edecektir. Yani ben içten yanmalı özellikle motor sporlarındaki benzinli içten yanmalı araçların da ortadan kalkacağını düşünmüyorum ama... Buradan öbür tarafa doğru çok hızlı bir geçiş yaşanıyor. Şimdi güç olarak öyle ama peki ses yok. O dışarıda seyirciye aynı heyecanı verebilecek mi? Ya kullanana bunu, veriyor bunu, anladım. Bunu yani Murat aslında senle de ilk günden beri konuşuyoruz. Yani hani bu kadar yüksek teknoloji bu yapılanların yanında bir ses efektinin de olmaması yani bunun yanına bir ses efektini eklemek yani leblebi çekirdek kadar kolay aslında. Bazı araçlarda da kullanılıyor. Aslında Dünya Rally Şampiyonası'nda kullanılan araçlar hibrit olduğu için hem motor sesi var hem elektrikli motor var. Yani bu bir ses yanına katılmasıyla yani bir ses efekti verilmesiyle yani isterseniz V12 motor efekti alın, isterseniz dizel motor efekti alın, isterseniz 1300 cm3 bir aracın motor ses efektini alın. Bunu eklemek yani leblebi çekirdek kadar kolay. Seyrettiğiniz zaman o elektrikli bir araç gelirken vay V12 motorlu bir Formula 1 aracı geliyormuş gibi
sesi de ilave etmek hiç zor değil bence bugünkü teknolojiyle. Valla onu da yaparlarsa ben çok keyifli olacağını düşünüyorum. Çünkü o güçle bir aracın hele rally'de bir viraj alışını görmek çok daha keyifli olur. Yani ben niye yapmadıklarını anlayamıyorum. Yani hani bunları yapanların bu ses efektini katmak bunun yanında çok kolay bir şey. Herhalde bunun da bir bildikleri vardır diyorum. Bunda sırası gelecektir. Herhalde. Evet, güzel bir sohbet oldu. Atilla Kaptan'ın sorusunu yanıtlamış olduk. Motor sporlarında da aynı otomotiv sektöründe günlük hayatta kullanmış olduğumuz otomobillerde olduğu gibi bir elektrikliğe doğru geçiş var. Ve bu geçiş tabii ki bütün yarışlara zaman içinde yansıyacak. Çok daha keyifli yarışlar belki izleyeceğiz ama en önemlisi daha çevreci olacak motor sporları da. Haftaya farklı bir soruda buluşmak üzere şimdilik bu bölümü noktalıyoruz. Sevgili seyirciler, stüdyomuzda çok değerli bir isim var. İletişimci ve yazar Hüseyin Sayın yine bizlerle beraber. Kendisiyle bu hafta otomotivde gelecekte nelerle karşılaşabiliriz onu konuşacağız. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk Murat, merhaba. Evet, seninle çok güzel konular konuştuk. Bugünkü konumuzda gelecekte tüketicileri otomotivde neler bekliyor? Bir takım yenilikler olması öngörülüyor. Zaten o yönde de ilerliyoruz. Nelere değinebiliriz bu hafta? Şimdi aslında biraz daha tüketicilerden ziyade nasıl bir değişim oluyor? Şimdi ürün odaklı dönemden biraz daha aslında geleneksel dijitale geçtik ama yakın dönemde biraz daha insanın merkeze alındığı bir konum var. Hı hı. Ve biz biraz da bu dönemde yaşadığımız en önemli konulardan bir tanesi aslında abonelik yükümlülüğü. Yani geçen gün hesapladım, bir platforma girdiğimizde 13-14 tane ben platforma aylık abonelik ücreti ödüyormuşum. Hı hı. Dolayısıyla bir anda nereye ödeyeceğim, nasıl ödeyeceğim gibi konular hayatıma girmeye başladı. Her yerden farklı platformlar, abonelikler var. Aslında bu otomotivde de yakın zamanda hayatımıza girecek konulardan bir tanesi. Bilgi ve eğlence sistemleri otomotivde yakın zamanın en ayrıştırıcı ve fark yaratan konularından bir tanesi olacak. Hatta bunu bir Alman şirketi, otomotiv şirketi uygulamaya başladı dünyada. Mesela aylık koltuk ısıtmalarını 18 dolarlık bir abonelik ücretiyle satın alabiliyorsunuz. Yani araçta o özellik var aslında bakılırsa. Siz onun için belli bir abonelik ücreti ödüyorsunuz ve onu satın alabiliyorsunuz. Yakın zamanda mesela bir tane Amerikalı bir otomotiv şirketi 2022 yılında sadece bu abonelik sistemi üzerinden 2 milyar dolar bir gelir elde etti. Ve 2030 yılına kadar koydukları hedef ise 25 milyar dolar. Yani otomotivde artık gelecekte sadece araç üretmek, az yakması, içindeki konfordan ziyade aslında bilgi ve eğlence paketlerinin kullanılabilir olması ve sosyal yaşamla entegre olması çok önemli ayrıştırıcı özelliklerden bir tanesi. Bunu net olarak söyleyebilirim. Birkaç araştırma incelemiştim. Tüketiciler şu an 135 dolara kadar aylık olarak bir abonelik ücreti ödemeyi kabul ediyorlar. Ona, tabii bu Amerika'da. Tabii Amerika ücreti olarak söylüyorum. Türk lirası ücretiyle 130 lira, 140 lira civarlarını düşünebilirsiniz. Evet. Yani bunu şu an vaat ediyorlar, kabul ediyorlar. Tabii şimdi bu tarz yenilikler geldiğinde Murat, tüketiciler ilk başta bir reddetme evresi vardır. Onu net olarak söyleyelim. Bir süre sonra insanlar bunu kabul edip hayatımıza yerleştiriyor. Mesela streaming kanallarını düşünelim. İlk çıktıklarında ya neden ayrı para vereceğiz? Televizyondan izliyoruz zaten diyorduk. Bugün hayatımızın en merkezinde yer alıyor. Dolayısıyla yakın zamanda aslında otomotivde en önemli konulardan bir tanesi bu abonelik olma konusu. Bilgi ve eğlence paketlerini ve otomobil özelliklerini kullanabilmek için abonelik ücret ödeme konusu hayatımıza girecek. Şimdi orada çok ilginç bir nokta var aslında Hüseyin. Senin bahsettiğin gibi örnek olarak verdim biliyorum. Direksiyon ısıtmaya ben ayda 10 dolar 13 dolar ödeyeceğim ama bu konu karşımıza şöyle bir problem çıkartacak gibi gözüküyor. Biliyorsun tedarik problemi, bugün konuştuğumuz çip krizi, bir sürü etken var. Burada o zaman otomobillerde kullanılan malzemelerin artık fix hale gelmesi gerekiyor. Yani bütün üretilen otomobillerde o direksiyon ısıtmanın, koltuk ısıtmanın hepsinin olması gerekiyor ki ben aldığımda işte 3 aylığına belki abone olacağım, açtıracağım, sonra kapatacağım. Dolayısıyla aslında fazladan da araçlara parça konmuş durumda olacak. Bugünkü duruma baktığında donanım paketleri var. Evet. Giriş seviyesinde üst donanımdakilerden bazıları yok. En üstte biliyorsun daha fazla donanım var. Parayı bir kere veriyorsun, satın alıyorsun. Abonelikte bunu yaptığında giriş seviyesi diye bir şey kalmayacağı için tüm otomobillerini eşit donanımda da üretmek zorunda kalacaksın. Belki bu da ileride bir sıkıntı doğurabilir. Oradan da çok emin değilim. Yani orada şu var aslında, bu otomotiv üreticinin biraz da işine gelecek gibi. Çünkü siz şu an bir bayiye gittiğinizde mesela 5 farklı paket varyasyonu varken belki gelecekte bu 2 paket varyasyonuna inecek. Hani bu aslında üretimi de bir anlamda standart hale getirmek. Mesela önceden işte arabalarda neydi? Bluetooth kullanmak belki bundan 15 yıl önce çok önemli bir özellikti. Opsiyoneldi. Çok opsiyonel. Öyle söyleyeyim, opsiyoneldi. Ben para verip aldım. Yani bugün standart.
baktığımızda. Dolayısıyla hani teknoloji hızı çok hızlı değişirken hızlı da adapte oluyoruz. Dolayısıyla bunlar ben sorun olacağını çok düşünmüyorum. Ama otomotiv üreticilerinin gelecekte aslında gelirlerinin en büyük odaklanacağı kısım bu eğlence paketlerinde ve otomobilin diğer özelliklerini kullanabilmek için sağlayacakları abonelik paketleri. Fakat şunu ortaya çıkarabilir. Şimdi burada iki tane konu var. Altını çizmek lazım. Şimdi tabii bunları kullanabilmek için araçlarda artık internet olması gerekiyor. Evet. İnternetin de hızlı olması lazım. 5G burada önemli bir çözüm. Yani 5G gibi çok hızlı bir internet ancak bunu sağlayabiliyoruz. Çünkü düşünsenize yolda satın alıyorsunuz. İnternet bir anda çekmiyor. Bağlantı kopmuyor gibi şeyler olabilir. Dolayısıyla burada internet paketlerinin hızlı olması, yani internetin hızlı olması ve araçta bir de internet paketleri çıkacak hayatımıza. Onu söyleyeyim. Yani araçınızda siz cep telefonunuzda nedir? Paket kullanıyorsunuz. Belli bir gigabyte paketi var. Araçlarda da bu olacak. Mesela o pakette olduğunuzda araçlarda yeni paket almak durumunda kalacaksınız. Yani artık o gördüğümüz, sokakta gördüğümüz bir makine olarak tabir ettiğimiz otomobilin içinde çok daha farklı gelir modelleri hayatımıza girecek. Ama bu analiz felci dediğimiz bir durumu doğurabilir bu arada. Nedir analiz felci? Şimdi bir konuyu araştırdığınızda birçok yerden araştırıyorsunuz. Mesela bugün otomobil alacakken, ev alacakken veya farklı bir şey alacakken internetten araştırma var. Yakın çevrenize soruyorsunuz. Buna biz F faktör diyoruz. Çok yakın çevreden aslında. Birçok blog yazısı okuyorsunuz. Bir anda karışmaya başlıyor aslında zihniniz. Yani ne alacağım ben? En son ilk verdiğiniz karara dönme noktasına gidiyor. Tabii otomotivde de şimdi birçok abonelik paketleri hayatımıza girmeye başlayınca herkes bir kıyas mekanizması ortaya çıkmaya başlayacak. Bu biraz tüketiciyi zorlayabilir seçim anlamında. En iyi paketi sunan markada belki tercih sebebi olacak ama ben bir sürü faktör görüyorum burada. Sen söyledin yani 5G olması gerekiyor. Zaten biz otonom sürüşü daha önce konuşmaya başlamıştık. Evet. Bütün bu paketlerden, medya ekranlarından önce, oradaki uygulamalardan önce hayatımızda bir otonom söylemi vardı. Otomobillerin otonoma geçmesi gerekiyor ki biz oradaki uygulamaları yol boyunca, seyahat boyunca rahat rahat güvenli bir şekilde kullanalım. Güvenlik deyince yine internet gerekiyor ki araçların birbirleriyle iletişimi sağlansın. Dolayısıyla aslında internetin kesintisiz olması gerekiyor. Çok yani bir şey. Ben bir paket satın aldım. Paket tam yolda gidiyorum. Özellikle şehirler arası yolda. Paket bitti. Orada güvenlik de bitmemesi lazım. Belki oradaki eğlence sisteminde çalışmaya devam etmesi lazım. Bunların çok ince bir ayar yapılması gerekiyor. Hani fine tune derler ya. Evet. Fine tuning ile bu işin çözülmesi kesinlikle gerekiyor ki güvenliği aksatmasın, sürdürülebilirliği aksatmasın. Nasıl çözüm bulacaklar bilmiyorum. Senle şey tartışmış ki bu arada, arada o benim aklıma geldi. Çok önemli bir konu. Aslında ileride araçların menzillerini de bu paketlerle arttırabilmek mümkün olacak. Ki şu an önemli bir elektrik aracı üreten marka bunu çalışıyor. Yani siz abonelik paketiyle örnek veriyorum işte 5 dolar 10 dolar daha fazla ödeyerek aracınızın bataryasını yazılımla uzaktan menzilini uzatabiliyorsunuz. Mesela bu tarz özellikler hayatımıza girecek ve çok ilginç kıyaslamalarla karşılaşacağız. Bir 5-6 yıl sonra. Yani bunu ne kadar tutarları çok kestiremiyorum. Çünkü yine benim bir lansmanına katıldığım bir Alman markası 3 sene 4 sene önce aldığın modelinde yeni bir yazılımla çağırıyor bütün müşterileri. 3-4 saatlik bir uygulamayla, yüklemeyle menzilleri %10 arttırdı. Şimdi bunu bir ücretsiz şu anda sunuyor. Ama tabii ileride bunu ücretli sunabilir. Menzilini getir, yüklemeyi yapayım. Bunun bir fiisi olabilir ama abonelik sisteminde bunu nasıl çözecekler? O da artık belki biraz yaşayıp göreceğimiz faktörlerden bir tanesi. Bir de şu var, senin dediğin gibi her şeye abone olmak zorunda değiliz. Bir de bunu ekonomik olarak karşılayabilmemiz mümkün olması lazım. Her şeye abone olduğunda total yıllık, aylık veya yıllık maliyet çok fazla rakama çıkıyor. Kesinlikle. Bunun da bir ayağının yere basması lazım. Tercih yapmamız lazım. Burada herhalde bir süreç geçecek karar mekanizmasının tam oturması için. Şu an mesela bugünkü günümüzde 2023 yılı güncel araştırmasından bahsediyorum. Tüketiciler üzerinde yapılan bir araştırma. İnsanlar normal aylık yani bir ücret ayırıyorsunuz. Yani ben diyorsunuz ki bu ay işte bu abone olduğum kanalları şu kadar ödeyeceğim. Şu an ortalama %22 daha üzerinde bir ödeme durumu söz konusu. Dolayısıyla yani hayatımıza o kadar çok kanal giriyor ki hani burada işte FOMO dediğimiz bir etki var. Fear of missing out, yani geride kalmama korkusu. Hani işte o platforma sen arkadaş ortamında oturuyorsun. İşte herkes bir dizi tartışırken sen o konuya muhatap dahil olamıyorsun. Neden? O kanalı üyelik sende yok. Platforma üye değilsin. Ne yapıyorsun? Ben de geride kalmayayım diye üye oluyorsun. Şimdi bu tarz aslında sosyolojik korkular da psikolojik korkular da hayatımıza girdiğinde otomatikman aslında üye olma durumuna gitmeye başlıyoruz. Yani. Peki sana bir soru sorayım o zaman. Bu korkuyu eğer toplumun büyük çoğunluğu yenmeye başlarsa veya yenerse ne olacak? Şimdi şöyle bir durum var. Aslında yeni korkular çok fazla hayatımıza giriyor. Bu bahsettiğim bir tanesi.
Mesela işte nomofobia dediğimiz bir korku var. No mobile phone diye. Yani önceden bu korku hayatımızda yoktu. İşte hep anlatılır, çok basit bir örnektir. İşte evden çıktığınızda ilacı unutsan eve dönmezsin ama cep telefonu unuttuğunda geri dönüyoruz, alıyoruz gibi. Hani veya mesela plagomani dediğimiz başka bir hastalık var. Yani bir kafede yer olmasına rağmen prizin yakında değilse ve telefon şarjınız azsa oraya oturmuyorsun. Aslında yer var ama priz yok diye. Bu tarz çok küçük küçük hastalıklar hayatımıza girmeye başladı. Mutlaka yenileri hayatımıza girecektir, doğacaktır. Fakat özellikle ben şuna dikkat etmiştim incelerken. Bu abonelik özelliğinde bir araç içindeki özellikler, güvenlik özelliklerinin yanında aracı daha etkili gösterebilecek dış özelliklere de abone olma durumu var. İşte LED farları şöyle yansın, LED farlarım diğer türlü yansın gibi. Bunlar mesela toplum içinde Murat seni ayrıştırabilecek özellikler. Yani benim aracım farı böyle yanıyor. Aslında bir nevi çok öncelerden hatırlar mısın? Jant değiştirmek için çok erkekler önemli bir bütçe. Evet, evet. Biraz müzik, onun müzik tesisatı müzik dersi hatırlarsan aynen. İşte hani kolon sayısı falan. Kesinlikle. Bir de ekstra sis farları. Yani benim dönemde biliyorsun sis farı, müzik tesisatı, jantlar fixti. Şimdi bunlar yerini bunlara bırakıyor diyorsun. Görünen o. Biraz öyle gelecek. Çünkü otomotivde artık gelir modellerinin net yani aracıda ürettiniz işte güvenlikli. Şimdi çünkü bunlar artık çok standart olmaya başladı. Mesela önceden çok güvenlikli otomobiller çok ayrıştırıcı bir özellikti. Şimdi mesela belli bir paketin altında olduğunda zaten hani testlerden geçmiyor ve tüketici de bunu tercih etmiyor. Dolayısıyla otomotiv üreticilerin yeni bir gelir modeline ihtiyacı var. Ve şu anki görünen yakın gelecekte işte biraz önce örneğini verdim. Amerikalı bir otomotiv şirketi 2021 yılında açıklanan raporlarda 2 milyar dolar kazanıyor. Ve bu aslında birçok müzik platformuna, streaming kanalına onları rekabetçi konumuna getiriyor. Diğer konulardan bir tanesi de tabii yine bir Amerikalı otomotiv üreticisi yakın zamanda bir konu açıkladı. İşte araçlarında bu cep telefonlarımızı taktığımızda kullandığımız otomatik olan sistemler var. Evet. Özellikler var, play özellikleri var. Mesela ben artık bunu kullanmayacağım, kendi evrenimi yaratacağım dedi. Tabii bu bir anda tepkiyle karşılandı. Mesela bir tane Koreli bir Japon üreticiler var mesela. Bunlar kendi sistemlerini kullanıyorlar şu an. Fakat bu şunu ortaya çıkarabilir gelecekte. Onun altını net çizmek istiyorum Murat. Şimdi her arabaya bindiğinde ayrı bir yazılım, ayrı bir program. O her birini öğrenmek, her birini kullanmak. Çünkü bugün cep telefonunuzu taktığınızda hangi araca binerseniz binin o fonksiyonu otomatik olarak artık ezberlemiş duruyor. Evet. Çalıştırmış ve nereden nereye tıklayacağınızı biliyorsunuz. Şimdi her aracın ayrı bir yazılım fonksiyonu olduğunda cep telefonu entegre. Tabii buna cep telefonları da izin verecek mi? Bu tarz sorular var hayatımıza giren. Önümüzdeki 3-4 yılda böyle çok keyifli rekabet konularını bekliyor bizi. Ya ben de ona bakıyorum çünkü herkes pastadan en büyük payı kapmaya çalışıyor. En büyük yaşadığımız sorun cep telefonlarında biliyorsun şarj kabloları ve uçlarıydı. Yani birbirine uymuyor sonuçta. Aynı marka telefonumuz varsa birbirimize şarj kablomuzu verebiliyorduk. Evet. Ve bir yerden sonra da birisi baskın çıkıp artık o kabloyu bulmaya başladık. Bu da bizim hayatımızı kolaylaştırdı. Otomobillerde de eğer biri baskın çıkmaz ise X markadan Y markaya geçtiğinde çok farklı bir arayüz, farklı bir uygulama, farklı bir abonelik, farklı bir işletim sistemi, farklı bir görsel bu tüketicileri yorup belki oraya geçmekten vazgeçirebilir bile. Yani pozitif değil negatif etki de yaratabilir o marka için. Dolayısıyla rekabet çok zorlu olacak gibi gözüküyor. Kim kendini daha iyi ikna edip kim daha hani user friendly derler ya kullanıcı dostu kullanıcı olursa dostu. İkna edici olacak, fiyatı uygun olacak. O belki öne çıkabilir. Bir de tabii ki sürdürülebilir olması gerekiyor ki senin verdiğin örnekten yola çıkayım. Çok eskiden marka vermeyeceğim ama çok ünlü telefon markaları vardı. Pazarı domine eden. Bugün neredeyse hiçbirinin adı anılmıyor bile. Yepyeni markalar var. Pazarı artık iyice hakim oldular. Ama onlar ne kadar devam edecek o bile bugün sorgulanıyor. Çünkü dünya tüketim toplumu bir süre gidiyor. Burada araç üreticilerinin de sunacağı sistemler ne kadar para getirebilir, kazandırabilir? Sonrasında ne sunacaklar? Çok merak ediyorum. O kadarını görecek miyiz onu da merak ediyorum. Ya bence çok, çok rahat göreceğiz çünkü bahsettiğimiz konular yakın gelecek aslında. Hı hı. Şimdi benim birçok örneğini verdiğim, rakamını verdiğim konular geçen yılın araştırmaları. Yani aslında 3-4 yıl içerisinde hayatımıza bunların hepsi adapte olmaya başlayacak. Aslında var ama daha nasıl anladım yaygınlaşmadı herkese. Bu önemli bir konu. Yani otomotiv üreticileri gelir modellerini çeşitlendirmesi lazım. Burada markaların şuna dikkat etmesi lazım. Artık tüketicilerde eskisi gibi sadakat konuları değişti. Yani biz hemen değiştirebiliyoruz. Yani buna biz demand on diyoruz. Hani talep ettiğime göre eğer bir konu beni sıkıyorsa yani araca bindiğimde o sistem artık ben kullanamıyorsam, yoruluyorsam direkt bırakabilirim. Yani önceden hani sadakat konuları çok uzundu. İşte bir marka alırdınız ne olursa olsun ben bunu alacağım
derdiniz. Ama yeni dönemde özellikle bu alfa jenerasyonu ve Z jenerasyonunun biraz daha ekonomik, politik konularda, sosyal konularda varlığını arttırdığı zaman toplumda karar verme noktaları çok değişecek. İster istemez hani bunu biraz daha böyle eski nesillerle değil de daha yeni neslin ihtiyaçlarına göre tasarlamak daha doğru olabilir. Zaten hani biraz nesil farklarına bakacak olursak eski nesil biraz daha tutucu ve sahip olma duygusu daha yoğun. Kesinlikle. Benim diyor. Kesinlikle. Bir sonraki dönemde baktığınızda kullan at modeli var. İhtiyacım var, kullanırım, işim bitti, atarım. Onu üzerimde taşımama, sahip olmama, bir yerde depolamama, saklamama, o yükü almama, onun finansını ödememe gerek yok diyor. Çünkü sahip olmak da aslında bir maliyet. Sahip olma maliyeti var, işletme maliyeti var sahip olduğunuz ürünü. Bir yer kaplıyor ya da vergisi yeni var. Yeni deneyim yaşamak istiyorlar Murat mesela. Evet. Yani hani bir otomobile sen sahip oluyorsun artık hani 6 yıl, 7 yıl. Kullanabilme durumumuz vardı bizim. Şimdi yeni jenerasyon şunu istiyor. Ya ben 6 yıl, 7 yıl neden tek bir araca aynı şeyi kullanayım ki? Bir sürü teknoloji çıkıyor. Yeni özellikler deneyimlemek istiyorum. Yeni sistemler denemek istiyorum. Mesela burada abonelik özelliklerinde sen yazılımını update ettiğinde mesela güncellediğinde araçta özellikleri kullanabilir hale geleceksin. Hı. Ve bu çok önemli bir gelir modeli. Bakın, bu telefon değiştirmek gibi. Yani kesinlikle. Bir üst jenerasyonu alıyorsun çünkü yeni özellikleri var. Yoksa aslında telefon hala telefon ama uygulamalar farklılaşıyor, işletim hızı farklılaşıyor. Hayatımız çok hızlı değişiyor artık. Ürünler çok hızlı pazara sunuluyor. Tüketiciler buna adapte olmayı bence öğrendi diye düşünüyorum. Kaslarımız kuvvetlendi, o çok net. Yani hani kaslarımız çok kuvvetlendi ama yeni jenerasyonun zaten kasları buna otomatik olarak doğuyor. Yani hani biz artık adaptasyon gücü çok hızlı gelişmeye başladı. İşte benim bir arkadaşımın çocuğu var mesela. Çocuk doğduktan 2-3 yaşında mesela hiçbir şey öğretilmemesine rağmen bir anda bu el kaydırmaları birçok şeyi görerek uygulamaya başlıyor. Dolayısıyla yeni jenerasyon zaten buna bir anlamda gen olarak da hazır olarak doğuyor aslında. Doğuştan bu işin tüketici. Yani biraz daha bu işin boyutunu farklılaştıracak. Fakat bizi güzel sürprizler bekliyor. Evet, çok teşekkürler Hüseyin. Böyle insanlara farklı vizyonlar katıyoruz burada. Bir ufuk açıyoruz onlara. Nereye gittiğimizi göstermeye çalışıyoruz. Ve olan gelişmeleri de anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden sohbet çok keyifli seninle. Teşekkür ederim. İlerleyen bölümlerde Hüseyin Sayın'la farklı konulara değineceğiz. Sizin de özellikle merak ettiğiniz konular varsa lütfen bize yazın. Hüseyin'le beraber oturalım, o konuları biraz çalışalım, sizlere anlatalım, detaylarına bakalım. Ama bu bölümde, Hüseyin'le olan bölümlerimizde bundan sonra artık daha fazla teknoloji, gelecek konularını bu programın içinde bulacaksınız. Evet, bu bölümü de noktalıyoruz, 8. etabı da noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta farklı bir içerikle tekrar karşınızda olacağız.